Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 18 yıldır ülkeyi yönetemeyen ve en sonunda 2020 yılında pandemi döneminde milleti canıyla cüzdan arasına sıkıştıran AKP'nin veda bütçesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Yanlışlarınızı, yapmadıklarınızı anlatmaya nereden başlayayım, nasıl anlatayım onu da bilmiyorum ama pandemide Avrupa'daki hemen her devlet vatandaşlarına siz evde kalın, sağlığınızı koruyun, devletimiz size bakacak derken bizim 9 sarayda oturup yandaş müteahhitlere ve faiz baronlarına bütçeden çil çil ödemeler yapan Cumhurbaşkanı, bırakın vatandaşa destek olmayı, IBAN numarası verip vatandaştan para istedi. Pandemi yüzünden batma noktasına gelen 130 bin kahvehane ve kıraathanenin, 200 bin lokanta, restoran ve kafeteryanın, 6 milyonu aşkın seyyar satıcı ve sokak esnafının, 10.300 düğün davet işletmesinin, 80 bin okul kantincisinin, binlerce halı saha, nargile kafe, internet kafe işletmesinin, sözleşmesini yenileyemeyen 14 bin seyyar milli piyango bayinin, geçim sıkıntısına derman olmayıp faiz lobisine 3 yılda 602 milyar ödemeyi taahhüt edenlere yazıklar olsun. Bu ülkeye hizmet etmek için atama bekleyen genç mühendislerimize, inşaat mühendislerimize kaynak yayırmayıp Osman Gazi, Yavuz Sultan Selim köprüleri ve otoyollar için yandaş müteahhitlere araç garantisi olarak 3 yılda 48 milyar ödemeyi taahhüt edenlere yazıklar olsun. Pandemide iş yeri kapatılan veya geliri azalan esnafın SGK, Bağkur primlerini, vergi, kira, stopaj ödemelerini, elektrik ve doğalgaz faturalarını karşılamayıp Cengiz İnşaat'ın 422 milyon dolarlık borcunu silenlere yazıklar olsun. Ukrayna ordusuna 200 milyon verip Somali'nin IMF borcunu kapatıp Afrika Kalkınma Bankası'na, Afganistan'a milyonlarca dolar gönderip kendi vatandaşı olan emeklilikte yaşa takılanlara hakkını vermeyenlere yazıklar olsun. Yandaşlarına çifter çifter maaşlar bağlayıp şehit babasına 804 lira maaşı layık görenlere yazıklar olsun. İşte burada Hayrullah Baba 804 lira maaş alıyor. Eğer gidin daha o kadar çok örneği var ki binlerce şehit ana ve babası 1.000 liranın altında maaş alıyor. Eğer bugün hanımefendi siz şehit anne ve babasına 5.000 lira maaş bağlayın, bu kürsüye çıkıp size teşekkür etmeyen Burcu Köksal namerttir. Sayın İstanbul Çalık. Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara kuyruklarda beklemesin ucuz ekmek almak için diye 142 ekmek satış büfesi açıp işletme hakkını da engellilere ve şehit yakınlarına vermek istemişti. Bunu reddedenlere, buna engel olanlara da yazıklar olsun diyorum. 5 milyon Suriyeli mülteciye milyonları dağıtırken asgari ücretle geçim mücadelesi vermeye çalışan kendi vatandaşını açlık sınırı altında yaşamaya mahkum edenlere yazıklar olsun. 2021 yılı bütçesinde 22 şehir hastanesinin işletmecisi olan yandaş müteahhitlere 16 milyar 392 milyon lira kira bedeli ayırıp pandemi döneminin gerçek kahramanı olan sağlık çalışanlarının barınma ve ulaşım giderlerini karşılamayan, ek ücret ödemelerini hakkaniyetle yapmayan, onlara 29 lira 92 kuruş giyim yardımını layık görenlere yazıklar olsun. 29 lira 92 kuruş ama çok vermişsiniz, insafınız kurusun. Tunus'a 5 milyon dolar hibe edip sahada çalışan sağlık çalışanlarının yükünü hafifletmek için atama bekleyen sağlıkçılara, kaynak ayırmayanlara, tıbbi cihaz, medikal cihaz tedarikçilerine 36 aydır ödeme yapmayıp alacaklarından feragat etmelerini isteyenlere yazıklar olsun. Venezuela'nın her türlü ihtiyacını karşılayacak gücümüz var deyip de dükkanını kapattığınız esnafın, borcunu ödeyemeyip de fabrikasına kilit vuran sanayicinin,
ürünü tarlada kalan çiftçinin ve günlük 39 lirayla geçim mücadelesi veren işçinin ihtiyacını karşılamayanlara yazıklar olsun. Çiftçinin tarım kredi kooperatifine olan borçlarını yapılandırmaya sokmayıp kanunen hak ettiği desteklemeleri ödemeyen, borcunu ödeyemeyen çiftçinin ekmek teknesi traktörünü satmasına seyirci kalıp da 5 yandaş müteahhite günlük 34.277.777 lira ödenek ayıranlara yazıklar olsun. Patates ve soğan üreticileri ürünlerini satamadığı için yollara dökerken, pancar üreticileri fabrika kapılarında 3 kuruş için kuyruklarda beklerken, haşhaş üreticileri kotayla ezilirken, süt üreticileri ürettikleri her litre sütte 34 kuruş zarar ederken, sarayın sadece giyecek, mefruşat ve tuhafiye giderleri için 13.4 milyon lira harcayan bütçe olmaz olsun. Kalyon inşaata 9,5 milyarlık vergi istisnası tanıyıp 2021 yılı tarım bütçesinde çiftçiye 21 milyar lira ödeneği layık görüp bu ülkenin çiftçisini iki tane yandaş müteahhit kadar değer vermeyenlere yazıklar olsun. Emekliye, işçiye, çiftçiye, kobiye, esnafa, memura acı reçete çıkarıp millet için yandaş kanallarda etsiz köfte tarifleri verdirip Sayın Çalık, sarayın beslenme, Sayın Çalık, gıda ve mutfak giderleri için 3 milyon 82 bin lira harcayan bütçe olmaz olsun. 10 milyonu aşkın vatandaşımız işsizlikle kıvranırken AKP Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı'nı Çalışma Bakanlığı'na bağlı Alo 170 hattında 4 ay mevzuat uzmanı olarak işe alıp işe dahi gitmeden 6 bin lira maaş bağlayanlara hakkım haram zehir zıkkım olsun. Fatih projesi diye diye 3.4 milyar lirayı resmen çöpe atıp pandemide 3 milyonu aşkın öğrencinin internetsiz, 759 bin hanenin televizyonsuz kalmasına seyirci olanlara yazıklar olsun. 9 milyar 750 milyon lirayla kapatılmış olan köy okullarını yeniden açıp atama bekleyen binlerce öğretmeni öğrencilerine kavuşturmak, bu sayede de öğrencileri bulunduğu yerlerde okullarına gitmelerini sağlamak varken bu parayı taşımalı eğitime ayırıp sabahın kör karanlığında çocuklarımızı yollara düşürenlere yazıklar olsun. 2018'deki KYK'da kadro dışı kalan kiralık araç şoförleri, karayolları çalışanları, HBYS, bilgi işlem, devlet hastanesi, yemekhane personelleri, laboratuvar, hastane, sterilizasyon, dezenfeksiyon ve kit personelleriyle belediye şirket işçilerine, geçici ve mevsimlik işçilere kadro vermeyip sırf başkanlık sevdanız yüzünden 2019'da Cumhurbaşkanlığında yeni kurulan ofis ve birimlere 1 milyar 300 milyon lira harcadınız. Soruyorum, vicdanınız rahat mı? Biraz da güzel memleketim Afyonkarahisar'ın bütçesine bakalım. Bakın, Afyonkarahisar kahveciler ve çay ocakları esnaf odası başkanı Atilla Kocabaş bir açıklama yaptı. Diyor ki kahveciler ve kıraathaneciler için battık battık diyor. Battık diyor oda temsilcisi. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, pandemi nedeniyle kısıtlama yaşanan sektörlere destek verilmeli derken Afyonkarahisar Kasaplar ve Sucukçular Odası Başkanı İbrahim Yörük, besiciler ve süt üreticileri zarar ediyor, sorunlar çözülmeli diye açıklama yaparken Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Abdülkadir Konak, salgından etkilenen esnaf ve sanatkarlar için destek paketi talep ederken Afyonkarahisar Giyim Eşyası, İmalat ve Satıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Karnıbüyük, pandemi dönemi esnaf ve sanatkarlarımızın desteğe acil ihtiyacı var derken Afyon'a havaalanı açıyoruz diye hemşerilerimi kandırıp Kütahya'da Sait Açman'ın köyünü açtığınız Zafer Havalimanı'nın yandaş işletmecisine 2020 yılında 39.8 milyon lira verenlere yazıklar olsun.
Bunlar Afyon mermeri. Bilmeyenlere tanıtmak için getirdim. Hepsi birbirinden değerli. Güzelim. Tamam, tamamlayalım lütfen. Evet. Şimdi bizim Afyon Karahisar milletvekilleri burada mı, merak ediyorum. Salonda mı AKP vekilleri? Çünkü kamerayı gören, fotoğraf makinesini gören yerlilikten ve millilikten bahsediyor. Lakin bakıyorum da şu Gazi Meclis'in ek hizmet binasına, güzelim bu Afyon mermeri yerine İtalya'nın Bianco Sardo granitini döşeyecek kadar yerli ve millisiniz siz. Afyon'da hangi mermerciye giderseniz gidin, bu Gazi Meclis'in mermerlerini döşemekten şeref duyar. Ama siz Afyonlu hemşerilerime bunu bile çok gördünüz. Anadolu'da bir söz vardır. Yarım hoca dindan eder, yarım doktor candan eder. Ben de diyorum ki yarım iktidar milleti hem canından hem cüzdanından eder. Genelkurla saygılarımla.